Canlar. Ne haber? Evet biliyorum. Önemli bir çoğunluğunuz bir süper kahraman filmine efsane dememe sinir oluyor. Sizi anlıyorum da. Bir ara o kadar çok süper kahraman filmi çıktık ki görmekten sıkıldınız. Böyle düşünüyorsanız önünüzde 3 seçenek var. Ya Infinity War çok kötü bir filmdi, efsane olamaz deyip ardından bana güfrederek videodan ayrılabilirsiniz. Ya da Bence kötü filmdi ama filmin çok iyi noktaları neymiş bir bakalım diyerek videoya bir şans verir ve nasıl olur da bir süper kahraman filmi ince elenip sık dokunduğunda okullarda ders niteliğinde okutulabilecek bir filme dönüştüğünü benden dinlersiniz. Ya da son olarak parmak bastığım noktaları dinleyip benim fikrime katılmayabilirsiniz. Sonuçta herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Şimdi dilerseniz filme artı puan katan en bariz özelliği aradan çıkartıp Üzerinde çok durmadan hızlıca videoya devam edelim. Aynen görsel efektleri kastediyorum. Görsel efektler de kendi içinde iki farklı övgüyü hak ediyor. İlk olarak Thanos benim şu ana kadar gördüğüm en iyi CGI karakter. Sanırım bu konuda hemen herkes hemfikir. Diğer artı övgü ise genel görsel efekt kaliteleri için geçerli. Bir filmde sadece 30 saniyelik görsel efekt yer alıyorsa onu çok kaliteli yapmak zor değildir. Lakin yarısı görsel efektlerden oluşan iki buçuk saatlik bir filmin ortalama efekt kalitesini ortalamanın üstünde tutuyorsanız övgüyü hak ediyorsunuz demektir. Peki hak ettiklerini yani Oscar'ı verdiler mi? Tabii ki hayır. Onun yerine First Man'e verdiler ve vermemelerinin tek sebebi çizgi roman filmi olması. İnanın bana tüm akademi üyeleri görsel efekte dalında bu filmin bu filmden çok daha iyi bir iş ortaya koyduğunu biliyordu. Ama... Çizgi roman filmleri bildiğiniz gibi tırnak içinde çocuk filmi olduğu için ona asla oy vermezler. Filmin kalitesindeki en ama en büyük etken kesinlikle ve kesinlikle Russo kardeşler. Bazı senaristler ve yönetmenler vardır ki sinematik evrenlerde cidden kötüdür. Kötü deyince aklınıza Zack Snyder geliyor ama kastettiğim o değil. Espen Sandberg kendisi Karayip Korsanları'nın son filmini yönetmişti ya da daha doğru tabirle yönetememişti. Son film önceki filmleri o kadar yalanlıyordu ki yönetmenin Karayip Korsanları'nın ilk 4 filmini izlemek yerine atlata atlata göz gezdirdiğini düşünüyorum. Ama bazı senaristler ve yönetmenler vardır ki çekeceği film hakkında en ufak detayına kadar hakim olmak için aylarca çalışır. Tıpkı filmi çekmeden önce binden fazla çizgi romanı tekrar tekrar okuyup evrene olabildiğince hakim olmaya çalışan Russo kardeşler veya beyaz perdeye aktaracağı gemi kazası hakkında bulabildiği tüm kaynakları okuyan James Cameron gibi. Neyse ki Russo kardeşler kategori 2'de yer alıyor. Peki evren hakkında yeterince bilgiye sahip olmak sizin filmi iyi yönetmenizi garanti eder mi? Hayır etmez. Artı olaraktan çok iyi bir sinema bilgi birikimine de sahip olmanız gerekir. Eğer sinema bölümü okursanız, daha doğrusu iyi bir üniversitede sinema bölümü okursanız, size temel olarak senaryonun ne olduğunu öğrettikten sonra senaryo yazarken kullanabileceğiniz bazı hile kodları öğretecekler. Örneğin make them forget, then remind them again tekniği gibi. Bunu Türkçe'ye unuttur, sonra tekrar hatırlat tekniği olarak çevirebiliriz. Bu teknik çok fazla karakterin yer aldığı filmlerde kullanılır. Karakter sayısı arttıkça karakterlerin birbirleriyle etkileşime girebilecekleri kombinasyon sayıları da gitgide artar ve eğer siz her karakter grubuna farklı duygular uyandıracak farklı temalarda hikayeler yazarsanız film duygusal anlamda şişer. Bu da izleyiciyi bunaltır. Bunun yaşanmaması için az önce bahsettiğim senaryo tekniği kullanılır. Yani bir veya birden fazla tema seçilir ve izleyiciye aynı tema, aynı his film boyunca tekrar tekrar yaşatılır. Ama her seferinde izleyiciye bir önceki olay unutturulmalıdır. Misal Thanos'un sonsuzluk taşlarını elde edişini ele alalım. Filmin başında uzay taşını Loki'den nasıl alıyor? Taşı ver diyor. Loki olmaz diyor. Loki'nin kardeşine yani Thor'a eziyet ediyor. Loki, "Tamam, dur." diyerek taşı Thanos'a veriyor. Peki ruh taşını nasıl alıyor? Thanos Gamora'ya taşın yerini söyle diyor. Gamora söylemiyor. Thanos Gamora'nın kardeşine eziyet ediyor. Gamora ise tamam dur diyerek taşı veriyor. Peki Thanos zaman taşını nasıl alıyor? Bu sefer Doktor Strange eğer onu öldürmezsen taşı sana veririm diyor ve veriyor. Fark ettiyseniz üç taşı elde etme yöntemi neredeyse tamamen aynı. Ya da mesela Başka bir temaya göz atalım. Hani Gamora sevgilisine "Eğer Thanos beni ele geçirirse beni öldür. Çünkü taşın yerini sadece ben biliyorum." diyor. Ardından da Star-Lord'un sevdiği kızı öldürmeye çalışmasını izliyoruz. Aynı tema WandaVision'da da yer alıyor. Wanda, Thanos son taşı alamasın diye Vision'ı kendi elleriyle öldürüyor. Yine aynı tema. Unuttur ve sonra tekrar hatırlat tekniğinin kullanma sebepleri filmin senaryosunu yazarken üşenmeleri değil. Aksine bu senaryo tekniği kullanarak bir senaryo yazmak çok daha zordur. Çünkü ne olursa olsun birebir aynısını koyamazsınız. Her birine ufak bir fark eklemeniz gerekir. Mesela Thanos, Thor'a, Loki doğrudan taşı ona versin diye eziyet ediyordu. Ancak Gamora da taş için değil, taşın yeri için eziyet etti. Canlar, bana çok fazla, abi üniversitede sinema okumayı düşünüyorum, ne tavsiye edersin sorusu geliyor. Buradan cevaplayayım izninizle. Vereceğim tek tavsiye, sinema okumayın. Kanka mümkünse kapısının önünden bile geçmeyin. Ha illa sinemacı olacağım ben diyorsanız ne yapın ne edin bir sette iş bulun ve set ortamında çalışarak tecrübe edinin. Ya da yurt dışında gerçekten iyi bir sinema bölümüne gidebilirseniz gidin. Neden diye sorarsanız sebebi çok basit. Hani başta iyi bir sinema bölümü okursanız size bu tekniği öğretecekler dedim ya. Kimse kusura bakmasın ama Türkiye'de bunu nah öğretirler öğretemezler. Çünkü size bunu öğretmesi gereken akademisyenler de çok çok büyük bir ihtimalle bunu bilmiyorlar. Maalesef Türkiye'de bu alanda akademisyenlik yapmış hocaların önemli bir çoğunluğu 20 yıldır aktif bir projede bile yer almamış isimler. Zamanında okulda kadrolu akademisyen olduktan sonra sektörün yeniliklerini takip etmeyi bırakan, 30 yıl öncesinin sinema bilgilerini aktaran çok sayıda akademisyen var maalesef okullarda mutlaka istisna olan, kendini geliştiren, öğrencilerine bir şeyler katmak için ekstra çaba harcayan güzel hocalarımız da mevcuttur. Lakin maalesef onlar da adı üstünde istisna. O güzel hocalarımıza da buradan ben ve benim gibi düşünenler adına teşekkür ederim. Sizi teknikle boğmamak adına biraz giyik konulardan da bahsedeyim. Thanos'un gelmesini yaklaşık 10 yıl bekledik. Doğru mudur? Doğru. Peki beklerken ne yaptık? Thanos'un çizgi romanlarını okuduk, onun hakkında videolar izledik. Kısacası kendimizi gaza getirdik. Her geçen filmde Thanos hakkındaki beklentilerimiz gitgide arttı. Russo kardeşler bunu bildiği için filmin ilk sekansında Thanos'un ne kadar güçlü olduğunu izleyiciye aktarmışlar. Loki'nin boynunu kürdan gibi kırar gibi kıran, hatta teorik olarak gücü sınırsız olan halkı bile birkaç saniye içinde yerle bir eden birinin filmde yer aldığını daha ilk sahneden görmemiz, yönetmenlerin Thanos'un gücünü izleyiciye aktarmak için yaptığı bir hamle. Bu sayede filmin kötü adamına izleyicinin daha çok saygı duymasını sağlamışlar. Russo kardeşler, senaryo ekibiyle birlikte senaryoyu yazarken çok sayıda ekip kurup farklı yolculuk hikayesi yazmışlar. Ki bu da yerinde bir tercih olmuş. Karakterler küçük kübelere ayrılmasaydı da hepsi bir arada kalsaydı karakterlere tek tek odaklanmak imkansız olacağı gibi mantıklı bir hikaye yazmak da imkansız olurdu. Bunun yerine her gruba farklı bir yolculuk yazılmış. Bir gün senaryo yazarsanız ve siz de bunu yapmaya karar verirseniz tüm ekipleri birbirinden tamamen ayırıp sadece finalde birleşecek şekilde tasarlarsanız bilin ki bu yanlış hamle olur. Küçük kümeler halinde ilerlerseniz bile kümelerin birbiriyle etkileşimde olması gerekir. Aksi halde izleyiciler içgüdüsel olarak aynı evrende veya aynı zaman diliminde yer aldığını anlayamazlar. Mesela bu filmde önce galaksinin koruyucuları ekibi Thor'la karşılaştıktan sonra ikiye bölünüyor. Bir kısmı Thor'la kalıyor, diğer kısmı Titan'a gidip Doctor Strange, Iron Man ve Spider-Man'le buluşuyor. Ekibin kalanı ve Thor ise Kaptan Amerika ile buluşuyor. Bu arada Thor demişken filmdeki baş kahraman net bir biçimde Thor. Ekran süresi bir yana Thor'a yarın bir Hero's Journey yani kahraman yolculuğu yazılmış. Daha önce Hero's Journey'in ne olduğunu en az 10 videomda anlattım. Ve en az 10 videomda daha anlatacağım. Bilginiz olsun. Lütfen kendi aranızda konuşmadan dinleyin. Çünkü çok ama çok önemli bir konu. 1949 yılında Joseph Campbell, Hero's Journey adında bir kitap yayınlıyor. Kitabın konusu şu. Mitolojideki hikayelerin neredeyse tamamının aynı temel 17 farklı adımı barındırdığı ve bu 17 adıma yer vermeyen destanların, efsanelerin bir nedenle günümüze ulaşmadan unutulup gittiği. İnsan doğası gereği bu 17 adıma yer veren hikayelerin toplum aklında daha rahat kalabildiğini söyledi. Bu çok önemli bir keşif olduğu için etkilediği şey sadece mitoloji tarihi olmadı. Sinema tarihini de etkiledi. Bazı akıllı insanlar geçmişte bu 17 adımlık hikaye matematiği insanların hoşlarına gittiyse günümüzde yeni yazacağımız hikayelere de bunu uygulayabiliriz demiş ve tüm sinema tarihini değiştirmiş. Ardından Christopher Vogler gibi isimler çıkıp 17 adım filmler için biraz fazla diyerek bazı adımları birleştirmek suretiyle 12 adıma düşürmüşler. Bu 12 adım filmde yer alan her kahraman grubuna kısmen uygulanmış. Kısmen diyorum çünkü her gruba bazı adımlar uygulanmış. Aksi halde filmin en az 9 saat olması gerekirdi. Russo kardeşler süreden tasarruf etmek için ilk 4 adım olan kahramanın rutin hayatı, maceraya çağrı, macerayı reddetme yani geri çevirme, akıl hocasına danışma adımlarını atlayarak doğrudan 5. adım olan eşiği geçme yani geri dönülemez noktayı aşma adımına yer vermişler. Thanos doğrudan Asgard gemisine saldırdığı için işler çoktan geri dönülmez bir hale almıştı. Altıncı adım testler, müttefikler ve düşmanlar. Bu aşamada Thor uzay boşluğunda hayatta kalma testinden geçiyor ve iki yeni müttefik ediniyor. Aynı zamanda Thanos'un da düşman olduğu konusunda tüm galaksinin koruyucuları ekibiyle ortak bir karara varıyorlar. Bu arada genellikle dördüncü adım olan akıl hocalarına danışma adımı çoğunlukla pas geçilemeyecek kadar önemli bir adımdır. Bu yüzden 6. adımla 7. adım arasında mini bir akıl hocası adımı ekleyerek Raku'nun Thor'a akıl hocalığı yapmasını sağlamışlar. Ben bu adıma 6.5. adım diyeceğim. 7. adım mağaranın en derin noktasına ulaşmak. Mitolojideki mağaranın yansıması filmde Nida olmuş. Yani Thor Nida e ulaşarak 7. adımı geride bırakıp 8. adım olan Çile büyük sınav adımına geliyor. Thor bu aşamada ocağın çalışmadığını, tekrar çalışması için bir nötron yıldızının tüm enerjisine dayanması gerektiğini fark eder. Russo kardeşler yine süreden tasarruf etmek için 9. adım olan ödül, kılıcı elde etme ve 11. adım olan diriliş adımlarını birleştirip 10. adım olan dönüş yolu adımını pas geçmişler. Mitolojilerdeki kılıcı elde etmenin karşılığı tahmin edebileceğiniz gibi baltayı elde etme. Hikayede balta doğrudan torun iyileşmeyip en güçlü haline ulaşmasını sağlıyor. 12. adım yani dönüş kahramanın rutin hayata döndüğü adımdır. Ancak filmin finali gereği bir zafer veya rutine dönüş söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu adımda pas geçilmiş. Gördüğünüz gibi Hero's Journey Thor'un başından geçiyor. Bu demek oluyor ki bir biçimde başrol Thor. Ancak parça parça da olsa birçok senaryo matematiğine uymaya çalışmış Rus'a kardeşler. Dikkat ettiğiniz gibi pek çok dedim çünkü birden fazla kahraman yolculuk kalıbı mevcut. Belki bir gün sırf bu konuyu anlattığım bir video çekerim. İsteyip istemediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada lütfen abone değilseniz kanala abone olun ve bizi arkadaşlarınıza önerin. Geçenlerde bir arkadaş, abi sizi çok seviyorum, umarım kanal hep bu abone sayılarında kalır da samimiyet ortamı bozulmaz dedi. Ağzının yüzünü dağıtacaktım. Eğer siz de o arkadaş gibi düşünüyorsanız rica ediyorum tekrar düşünün. Hala aynı fikirdeyseniz tekrar düşünün. Infinity War filmine kadar Marvel'ın en çok eleştirdiği konu Marvel filmlerindeki kötülerin içi boş karton kötüler olduğu yönündeydi. Marvel bu filmle beraber ayakları yere basan, sırf zevk için değil de bir amaç için hareket eden, iradesi ve motivasyonun son derece sağlam bir kötü karakter yaratmayı başardı Hatta bunu o kadar iyi yaptı ki Reddit'te ve benzer her platformda Thanos'un askerleri, Thanos aslında haklıydı gibi isimlerle onlarca hatta yüzlerce grup kuruldu ve bu gruplar milyonlara varan üye sayılarına ulaştı. Yani önemli bir kesim. Filmin videoda yani baş kötüsü olan Thanos'un haklı olduğunu düşündü ki bana kalırsa haklı. İnsanların yarısını rastgele öldürelim demiyorum. Ancak bence bir an önce tüm dünya genelinde doğum kontrol politikalarına başlanmalı. Herkes istediği sayıda çocuk yapmaya devam ederse 50 yıl içinde 50 milyar nüfusu geçeceğiz ki bu inanın bana hiç hoş olmaz. Ha bir de Thanos insanların yarısını öldüreceğine kaynakları iki katına çıkarsaydı diyen arkadaşlara Downsizing filmini izlemelerini öneririm. Kaynakların artmasının neden çözüm olmayacağı konusunu işleyen hiç de fena olmayan bir filmdir. Bence en az motivasyonu kadar Thanos'un kişiliği de önemli bir etken fark ettiyseniz. Thanos zorunda olmadıkça birini öldürmüyor bile. Örneğin burada Galaksi'nin koruyucuları ekibini öldürebilirdi, öldürmedi. Burada Diles'e tüm Avengers ekibini öldürebilirdi ama onun yerine sadece etkisiz hale getirdi. Bu ve bunun gibi durumlar tek amacı dünyayı ele geçirmek olan karton kötülerle kıyasladığımızda Marvel'ın bu alanda inanılmaz bir yol kat ettiğini açık bir şekilde gösteriyor. Daha önce defalarca kez söylediğim gibi bunda da yer vereceğim. Eğer bir film gerçek hayatı etki edemiyorsa o film efsane değildir. Filmin gerçek hayata iki farklı etkisi var. İlki, film için geliştirilen çok sayıda görsel efekt teknolojisi var. Örneğin Thanos'un modellemesini yapan çizerler, yazılımcılar falan çoktan farklı kurum ve kişilere tecrübelerini aktarmak için eğitim vermeye başladılar. Bir diğer etki ise şu, Endgame filminin Avatar filmini geçerek dünyanın en fazla gişe yapan filmi olmasının sebebi bu filmdir. Endgame çok iyi bir film olduğu için 2 milyar dolar barajını geçmedi. Infinity War filmi inanılmaz bir hype yarattığı için film o kadar çok izlendiği ve açık bir şekilde söylemem gerekirse bana kalırsa Infinity War Endgame filmine göre çok daha iyi bir filmdi. Bu yüzden neden efsanede yer verdim. Ancak Endgame'e yer vermeyeceğim. Bu arada hayır benim için en iyi süper kahraman filmi Infinity War değil. O şeref hala Nolan'ın efsane filmi The Dark Knight filmine ait. Hani görsel efektlerin çok iyi olduğuna daha videonun başında değinmiştim ya ki istisnasız bu filmin hakkında video yapan herkes eminim bu konuya değinmiştir. Lakin ben görsel efekt haricinde özellikle tasarımlara da dikkat çekmek istiyorum. Sonuçta görsel efekt konusunda en iyi teknolojilere de sahip olsanız en fazla ilüstratörleriniz kadar iyi olabilirsiniz. Örneğin Thanos'un ruh taşını almak için gittiği Vormir gezegeninin tasarımı takdire şayandı ya da Titan gezegeninin. Hatta ve hatta Gamora'nın doğduğu gezegen arka planda sadece 2 saniye görünüyor ancak yine de tasarım konusunda bir şaheser yaratmışlar. Sadece gezegenlerde değil, genel olarak setinden kostümüne, tasarımın hemen her alanında iyi bir iş ortaya koymuşlar. Kim bilir arka planda kaç tasarımcı çalıştı. Daha önce neden efsane The Dark Knight videosunda çizgi roman filmlerinin en zor yanlarından biri karakterizasyon sorunudur. Çünkü film için yeni bir karakter yazamazsınız. Hali çizgi roman için yazılmış karakterleri beyaz perdeye uyarlamanız gerekir demiştim. Aynı sorunun farklı bir versiyonu bu film içinde geçerli. Russo kardeşler hali hazırda çekilmiş yaklaşık 20 filmi hikayesel olarak bir araya getirmek zorundaydı. Düşünün, her biri farklı kafada, farklı orijin hikayeye sahip karakterleri öyle ya da böyle aynı hikayeye dahil etmeniz gerekiyor. Bu aklıma şeyi getiriyor. 2000'lerin başında TRT1'de çıkan bir bilgi programı vardı. İnsanlara birden 9'a kadar rastgele 5 sayı verilirdi. Sonra da tamamen rastgele bir sayı daha verilirdi ve denirdi ki bu ilk 5 sayıda istediğin 4 işlemi kullanarak son verdiğimiz sayıya ulaşman lazım. Bence bu duruma çok iyi örnek. Russo kardeşlerin elinde çok sayıda rastgele sayı vardı ve ulaşmaları gereken bir eşik vardı. Russo kardeşler de aynı işlemi matematik formülü değil de sinemacılık formüllerini kullanarak yaptı. İkonik sahne yaratmak cidden zor bir iştir. Günümüzde bir sahnenin ikonikleşip mine dönüşmesi cidden çok zor. Birkaç ikonik sahne örnek vereyim ki anlatmak istediğim kafanızda daha iyi canlansın. Örneğin Pulp Fiction filmindeki dans ikonik bir sahnedir. Ya da Basic Instinct filmindeki bacak bacak üstüne atma sahnesi evet tabii ki ikonik bir sahnedir. Konuyla alakasız olacak ama bu sahne tarihte en çok tekrar tekrar izlenen sahne olarak geçer. <laughs> Bunda katkımız olduysa ne mutlu tabii. Cidden bu konu üzerine yazılmış bilim makaleleri bile var. Bu bilgi ne işinize yarar bilmiyorum ama bilgi bilgidir. Konuya döneyim. Az önce de dediğim gibi ikonik bir sahne yaratmak cidden zordur. Çünkü bir sahneyi ikonikleştirmek için ya çok iyi bir etki bırakmalısınız ya da çok kötü bir etki. İyi etki bırakan ikonik sahnelere örnek herkesin toza dönüşmesi. Kötü etki bırakan ikonikleşen sahneye örnek benim annemin adı da Marta olayı. Hani videonun başlarında Russo kardeşlerin filmi çekmeden önce çok sayıda çizgi roman okuyarak evrene hakim olmak için çalıştıklarını söylemiştim ya. Bu durumun getirilerinden biri de karakterlerin çizgi romanlara uygun şekilde dövüşmeleri. Örneğin Doktor Strange'in kullandığı tüm büyüler hali hazırda çizgi romanlarda doktorun kullandığı büyüler. Adamlar kıçından element uydurmamış yani. Var olana saygı duymuşlar. Her şey bir yana bu filmi daha çok kimler izliyor? Bizim gibi geek tayfa. Doğru mudur? Doğru. Peki bizim gibi izleyicilerin en çok önemsediği şey, çok istediğimiz şeylerden biri nedir? Geek sahneler. İzlediğimizde bizi gaza getiren, arkadaşlar da filmi izledikten sonra günlerce, haftalarca hatta aylarca konuşabileceğimiz geek sahneler bu tür filmlerde olmazsa olmaz. Örneğin Ant-Man filminde böyle sahneler var mıydı? Yoktu. O yüzden akılda kalıcı olmadı. Ama bu filmde sayısız örnek var. Örneğin Stormbreaker'ın yapılış anı ve Groot'un onu ilk kaldırması. Ardından Wakanda'da savaş kötü giderken birden Thor'un olaya dahil olarak tek başına savaşın gidişatını değiştirmesi. Ya da parmak şıklatma sahnesi gibi. Parmak şıklatması demişken Kevin Feige'ye de hakkını teslim etmek lazım. Bilmeyen arkadaşlar için ufak bir bilgi vereyim. Infinity War ve Endgame filmleri ilk duyurulduğunda Infinity War Part 1, Infinity War Part 2 olarak duyurmuş. Ardından da isimler böyle olursa ilk filmi daha az insan izler diyerek isim değiştirilmişti. Yani başından beri iki film bir arada tasarlandı. Kevin Feige, madem toplam iki filmlik bir hikaye yazacaksak en azından ilkini William kazansın. Bir kere de kötü adam kazandıktan sonra ne yapıyormuş görelim demiş ki bunun cesaret isteyen bir hamle olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sonunda kötü adamın kazandığı ilk film bu mu peki? Hayır, tabii ki değil. Özellikle korku filmlerinde kötü adamın kazanması oldukça yaygın bir durumdur. Lakin genelde bu tip filmler çok niş bir kitleye hitap eder. Yüz milyonlarca kişinin izleyeceği bir gişe filminde her iki kişiden birini öldürmek isteyen bir kötü adamın kazanması cidden ekstra ekstra cesaret isteyen bir durumdur. Ha bir de son olarak filmde sayısız sanat eserine ve sayısız çizgi romana yapılmış çok sayıda gönderme var. Ancak video süresini uzatmamak için bunlara tek tek değinmek istemedim. Ne demiştim video başında? Bir çizgi roman filmi bile yeterince kaliteli olursa okullarda ders niteliğinde okutulabilecek kaliteye ulaşabilir. Umarım size bunu kanıtlayabilmişimdir. Ve umarım senaryo matematiği gibi teknik konularda sıkılmamışsınızdır. Bu arada cidden yorumlara bu tarz teknik bilgilerin sizi sıkıp sıkmadığını yazar mısınız? Geri dönüşünüz benim için çok önemli. Uzun lafın kısası. Benim için Infinity War filmi az önce saydığım nedenlerden dolayı efsanedir. İşini iyi yapan akademisyenler filme ön yargılı bir şekilde yaklaşmadan filmin edindiği başarıları gözlemleyip öğrencilerine aktarmalıdır. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın. İyi ki varsınız.